Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Eğer hala beni hatırlamayanlar, ismimi arada bir unutanlar varsa aranızda ya da belki de beni daha önce hiç tanımayanlar ve Sat 7 Türk ekranlarını ilk kez bu saatte açan arkadaşlarım varsa hemen kendimi tanıtıyorum. Ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, yani haftanın tam 5 günü saat tam 4'te burada Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor oluyorum. Aslında normalde beni tanıyan arkadaşlarım, beni düzenli olarak izleyen arkadaşlarım biliyorlar ki normalde biz burada aslında böyle bir görüntüde, böyle bir yerde buluşmuyoruz sizlerle. Başka bir yerde buluşuyorum. Ama biliyorsunuz ki dünyamızda, bütün dünya yayılmış maalesef kötü bir hastalık var ve biz bu hastalıktan korunmak için kendimizi bir süreliğine evde tutuyoruz. Evden dışarı çıkmıyoruz. İşte bu yüzden ben de sizden ayrı kalmak istemediğim için bugünlerde sizlere sevgili, çok sevdiğim evimden merhaba diyorum. Peki arkadaşlar, hep konuşuyoruz, hep de merak ediyorum. Sizler bu günleri, bu evde okula gidemediğiniz günleri acaba nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bizlerin sizin ne yaptığınızı bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü emin olun bizler de çok sıkılıyoruz ve sizlerden çok yaratıcı fikirler gelebilir. Belki daha önce bizim hiç yapmadığımız, belki daha önce hiç duymadığımız bir şey yapıyorsunuz ve bu konuda bizlerle tecrübelerinizi paylaşırsanız zamanımızı sıkılmadan geçirmemize yardımcı olabilirsiniz ve aynı zamanda eğer sen şu an bizi izliyorsan diğer arkadaşlarımın da senden haber almaya ihtiyacı var. Çünkü belki de senin fikrinle senin yaşındaki diğer minik arkadaşlarım da bu ilginç fikirleri, eğlenceli fikirleri deneyerek evde geçirdikleri zamanı çok daha eğlenceli bir hale getirebilirler. Şimdi bu arada bu konuyu açtım ama şunu da sizlere, ha bu arada WhatsApp numaramız, onu söylemeyi unuttum. Aşağıda WhatsApp numaramız var arkadaşlar. Bu fikirleri nereden paylaşabilirsiniz? Tabii ki de böyle camınızı açıp camdan yüksek sesle bağırarak, Nora abla ben evde şunu şunu yapıyorum ve çok eğleniyorum mu? Bu şekilde mi ulaşacaksınız bize? Hayır arkadaşlar. Eski zamanlarda belki de insanlar farklı yöntemlerle haberleşiyor olabilir. Evet, böyle duman yakarak, bağırarak, böyle bir yerlere vurarak, ama gerçekten Rabb'e teşekkür ediyoruz ki bizler çok daha kolay şekillerde haberleşebiliyoruz. İşte bu yüzden aşağıda görüyorsunuz WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz ve diğer arkadaşlarımıza ulaşmanın yolu da öncelikle bize ulaşmak. Çünkü bizler sizden gelen fikirleri diğer arkadaşlarımızla tabii ki de büyük bir keyifle paylaşacağız. Şimdi bu konuyu açtım. O zaman Nora ablanızın da bu konuda size vermek istediği bir fikir var. Ben daha önce bu oyunu, bir oyun fikrim var. Bu oyunu daha önce bu programda oynadım. Hatta benim çok sevdiğim biriyle oynadık. Özge abla var. Özge abla benim çok sevdiğim biri. Aynı zamanda komşum. Onunla birlikte oynadık bu oyunu. Ve sizlere bu oyunu tavsiye edeceğim. Birazdan görüntülerini de göreceksiniz ama kısaca bir bahsetmek istiyorum. Bu sıkıcı günlerinizi evde, yani evdeki zamanınızı sıkıcı bir şekilde geçirmek yerine size söylediğim oyunu oynarsanız hem evdeki diğer kişilerle birlikte zaman geçirmiş olursunuz, bir etkinlik yapmış olursunuz, hem eğlenirsiniz hem de aynı zamanda ilişkilerinizi güçlendirmiş olursunuz. Peki acaba nasıl oynayacağız biz bu oyunu Nora abla diyorsanız arkadaşlar, bu oyunun adı birbirimizi tanıma oyunu. Çok eğlenceli bir oyun ve bunun için sadece etrafınızdaki insanlara, ki evden dışarı çıkmadığımız için arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. O zaman bu ailemiz, genelde annemiz, babamız, kardeşimiz olabilir ya da sizinle aynı evde yaşayan biri olabilir ve onun dışında ihtiyacımız olan tek şey birkaç kalem, belki boya olabilir, kalem ve aynı zamanda birkaç tane de kağıt. Yani herkesin sadece bir tane kağıdı olması yeterli değil, şimdi düşünüyorum. Birkaç tane kağıt olması gerekiyor sizde ve kaleminiz olması gerekiyor. Hemen gösteriyorum. Şimdi mesela benim elimde böyle kağıtlarım var, tamam mı? Böyle normal dümdüz, daha önce kullanmadığım bir kenarda kalan kağıtlarım var. Onları değerlendirmek istiyorum. Bir de mesela elimde böyle boyalarım var. Böyle boyalarım birkaç tane. Bir de kalemim var burada, her zaman zaten kullandığım. Şimdi çok basit bir oyun, tamam mı? Bir sorunuz olacak ve bu soruyu içinizden, hatta bu oyuna katılmayacak biri belki hazırlayabilir. Bu soruyu arkadaşlar
belirleyen kişi size soracak. Mesela diyecek ki, grupta diyelim siz varsınız ve ben olayım oyunda, benim adım Nora. Ve onun dışında benim yanımda kedim var diyelim, Gadu var. Hadi Gadu da oynasın oyunda. Annem var, babam var, eşim var, çocuğum var, fark etmez kuzenim var. Şimdi, öncelikle soruları belirleyen kişi benimle ilgili bir şey soruyor gruba. Diyor ki, Nora'nın en sevdiği renk nedir diye soruyor ve hepimiz bir masanın etrafında oturuyor oluyoruz. Bu soruyu hepimiz duyuyoruz ve ben kendi en sevdiğim rengi biliyorum. Mesela diyelim mavi benim en sevdiğim renk. Gruptaki diğer insanlar da benim en sevdiğim rengi tahmin etmeye çalışıyorlar. Ve ellerindeki kağıda bu rengin ismini yazabilirler ya da bir boyayla onu boyayabilirler. Mesela diyelim maviyi kullanacağız. Ben böyle bu şekilde maviyle böyle boyuyorum. Daha böyle daha iyi anlaşılsın diye de üstüne de kocaman mavi yazıyorum. Herkes cevabını verdikten sonra herkes aynı anda 3'ten geriye doğru sayılabilir. Kağıdını havaya kaldırıyor şu şekilde. 3, 2, 1. Bir de buraya gösteriyorum. Mavi. İşte arkadaşlar eğer diğer kişiler de sizin verdiğiniz cevabı verdiyse işte o zaman onlar puan alıyorlar. Yani doğru cevap verildiyse. Aynı soruyu sizden sonra sizin isminizle sorulduktan sonra aynı soruyu mesela annenizle ilgili sorabilirler ve bu sefer de annenizin en sevdiği rengi tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Ama bunun gibi bu soruları pekiştirebilirsiniz ve mesela aralara boşluk koyabilirsiniz. Bir aynı soruyu sorabilirsiniz. Bir sefer bir başkasına farklı bir soru sorulabilir. Mesela diyelim Özge. Özge'nin en sevdiği yemek ne? Herkes onu tahmin etmeye çalışıyor. Ya da Özge'nin en sevmediği ödev hangi ödev diye sorulabilir mesela. Ve işte bu şekilde hem birbirinizi daha yakından tanımış oluyorsunuz hem de aynı zamanda çok eğlenceli zaman geçirmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bu oyunu sizlere anlattım. Hadi bakalım siz de bizim bu oyunu Özge ablayla izlediğimiz versiyonda bir görün. Şimdi soru şu arkadaşlar, Özge ablanın en sevdiği renk, o kendi en sevdiği rengi yazacak, ben de tahmin etmeye çalışacağım, bakalım cevaplarımız uyuşacak mı? Haydi bakalım, başlıyoruz. Galiba bilmiyorum ama deneyeceğim. Deniyorum şu anda. Umarım bilebilirim. Kaldırıyor muyuz? Birlikte kaldıralım. O zaman çeviriyorum. 1, 2, 3. Ne yazıyor? Özge abla sen buraya gösteriyorsun. Ay! Ama yakın birbirine. Hayır değil. O zaman maalesef Nora ablanız yanlış cevap verdi. Çünkü Özge ablanın en sevdiği renk maviymiş. Evet. Ben de yeşil dedim. Neyse hadi hemen bir sonraki soruya geçelim. Dur ben yazıları biraz daha. Bir dakika bir şey soracağım Özge abla. Evet. Hiç söylemiş miydin bana? Hayır söylemedim. Ama çok giydiğin bir renk mi bu senin? Çok giydiğim bir renk değil. Ama görmeyi sevdiğin bir renk. Görmeyi sevdiğim bir renk. Mavi. Tamam. Çok severim. Ama bir daha unutmayacağım. Tamam. Tamam hadi devam Şimdi edelim. Şimdi ben de senin hakkında mutlaka bilmediğim bir şeyim vardır yani. Evet bu soruyu ben yine ilk duydum. Biraz zor bir soru bence. Evet. Söylüyorum. Benim yani Nora ablanızın günlük hayatta en çok kullandığı kelime. Aa, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne? Ben de kendim en çok hangi kelimeyi kullanıyorum? Abi bununla ilgili. Sizin var mı aklınızda bari bana söyleyin. Benim en çok kullandığım kelime hangisi acaba? Ahmet abi. Kimse bilmiyor. Çok komik geliyor. Tamam ben hatırladım. Tamam hatırladım. Bir saniye. Ben yazdım ama gerçekten çok... Tamam. Çok şimdi üç dediğimizde çeviriyoruz tamam mı? Sen oraya ben buraya. 1, 2... Ne yazıyor? O da var. Doğru.
biraz daha aşağıda tutabilir misin tabii, Özge abla? Yüzün tabii, görünsün. Tabii. Tamam. Evet, ben şaka yazdım. Doğru. En çok kullandığın kelimelerden bir tanesi de o. Evet. Ama bunu da çok kullandığını düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir esprimiz bile vardı. Evet. Ama boş ver. Ama boş ver. Doğru. Aslında yani ikimiz de kaybetmemiş sayılırız bence. Çünkü aslında bu kelimeyi çok sık kullandım. Özge abla arada bir bana hatırlatıyor. Şaka. Nasıl şaka yapıyorum Özge abla? Göstersene. Şaka. Dermişim. gibi konuşuyorum bazen. Evet. Ama aman boş ver canım da çok diyorum. O zaman bence bunu seni kaybetmiş sayamıyorum. Evet. Yani doğru. İkimiz de bildik gibi. Evet. Özge ablacığım, sana buradan bol bol öpücüklerimi uzaktan gönderiyorum tabii ki. Seninle oyun oynadığımız günleri çok ama çok özledim. Umarım en yakın zamanda bu hastalık günleri biter ve tekrar kavuşur ve çok eğlenceli oyunlar oynayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu arada bir dakika, bir saniye. Size duyuyor musunuz bu sesi? Bu bir fırtına sesi mi yoksa? Ama hiç korkmayın arkadaşlar. Çünkü ben bunun ne olduğunu biliyorum. Doğa takvimimizde bugünlerde bize kırlangıç fırtınasının başlayabileceğine dair bilgi veriyor. Ama kırlangıç fırtınası genelde Nisan aylarında, baharda olan bir şey. Ve çok korkutucu bir şey değil, merak etmeyin. Sesi bayağı bir güçlü. Ve bu fırtına genelde 2 gün sürebiliyormuş. Bu tarihlerde başlayabiliyormuş. Tabii ki başlamayabilir. Çünkü sonuçta doğa Tanrı'nın ellerinde. Tanrı nasıl isterse öyle olur. Ama bence sizler şimdiden bu fırtınanın olacaksa eğer güzel geçmesi için, kimseye zarar vermemesi için dua edebilirsiniz. Ama aynı zamanda Tanrı'ya teşekkür edebilirsiniz. Tanrı çünkü hiç durmadan doğayla ilgili çalışmaya devam ediyor. Şimdi artık bu kadar, ben konuştum. Şimdi biraz daha yorulma sırası sizde arkadaşlar. Hazır mısınız? Hangi bölüme doğru yaklaşıyoruz? Tabii ki de benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi görev bölümü. Hazır mısınız arkadaşlar? Bugünkü görevinizin ne olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Bence hazır değilsiniz. Öyleyse kendinizi bu göreve hazırlamanız gerekiyor. Hadi bakalım ne yapıyorsunuz? Birazcık da ben göreyim sizleri. Şöyle güzelce ellerinizi, kollarınızı, bedeninizi güzelce esnetiyorsunuz. Böyle yukarı, aşağı, bazen bir kelebek gibi, isterseniz bir çekirge gibi zıplayabilirsiniz. İsterseniz böyle kendinizi çeşitli hareketlerle yuvarlak yapıp yerde yuvarlayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Kendinizi, bedeninizi bu hem çok ciddi hem de çok ama çok eğlenceli göreve hazırlamanızı istiyorum. Eğer hazırsanız artık birlikte 5'ten geriye doğru sayalım. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Önceden üzülmene sebep olan birini affet. Bu böyle sanki bedenimizle yapabileceğimiz değil de yüreğimiz ve zihnimizle yapabileceğimiz bir görev gibi geldi bana. Size de öyle geldi mi? Evet arkadaşlar, bu görev gerçekten daha çok yüreğinizle ve bedeninizle yapabileceğiniz bir şey. Çünkü birine kızgın kaldığınızda, birine kırgın kaldığınızda ve uzun süre ona affetmediğinizde yüreğimiz maalesef kirlenmiş oluyor. Çünkü aslında birini affetmemek, birine hala öfkeli ve sinirli olmak ve kırgın olmak, bunlar güzel duygular değil. Bu yüzden bizim o minicik yüreğimiz aslında normalde Tanrı tarafından tertemiz yaratılmışken biz bu kötü negatif duygularla yüreğimizi kirletmek istemiyoruz. Öyleyse bu konuda bugün sizleri teşvik ediyorum. Bir adım atabilirsiniz. Şimdi bu görevle ilgili tabii ki de yavaş yavaş görsellerim gelsin. Ben de size bununla birlikte ipuçlarımdan bahsedeyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şunu düşünelim. Bir kişi isteyerek ya da istemeyerek daha önce sizin duygularınızı incitmiş veya seni kızdırmış olabilir. Bu hepimizin zaman zaman başına gelebiliyor. Mesela katılmak istediğin bir oyuna seni almamış, seni dışarıda bırakmış, rica ettiğin bir şeyi seninle paylaşmamış. Mesela yiyecek olabilir, boya olabilir ya da herhangi bir şey. Ya da
ona verdiğin herhangi bir sırrı bir başkasıyla paylaşmış ki bu çok üzücü bir şey. Yardım istemene rağmen mesela sana herhangi bir konuda yardım etmemiş veya seni kızdıracak kötü bir şey söylemiş olabilir. Evet, biliyorum ki bunlar kolay şeyler değiller. Ne kadar kızgın olduğunu ve ne kadar kırıldığını anlayabiliyorum. Şimdi o zaman eğer hala aklında böyle biri varsa o kişiyi düşünmeni istiyorum şu anda sevgili arkadaşım. Ve sonra ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Kendini düşünmeni istiyorum. Ve şimdi aynı anda bunu ben de yapıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Farkında olmadan ya da farkında olarak zaman zaman biz de bazen insanların kalbini gerçekten kırmış olabiliyoruz. Ya da onları kızdırmış olabiliyoruz. O an umursamamış olabiliyoruz. Ama bir kişi belki de bizim yüzümüzden bütün gün ağlamış olabiliyor. İşte böyle zamanlarda... Bu arada bunu şunun için söylüyorum. Kendini suçlaman için değil. Evet, sen suçlu değilsin, seni suçlamak istemiyorum. Sadece bunu şunun için sana hatırlatmak istedim. Tanrı'nın iyiliğini hatırlaman için. Çünkü sen ne yaparsan yap, eğer Tanrı'dan özür dilersen Tanrı hemencecik seni affediyor ve senin yaptığın kötü hiçbir şeyi asla aklında tutmuyor. Çünkü seni her durumda bağışlayan bir Tanrımız var. İşte şimdi asıl görev sana şurada düşüyor. Genel olarak biliyoruz ki bizler Tanrı'dan ne zaman özür dilesek, demin dedim ya bizi affediyor diye. İşte o zaman Tanrı da bizim diğer insanları affetmemizi istiyor bizden, affetmemizi bekliyor. Bunun için şimdi size bir ayet okuyacağım. Bakalım bugün kutumuzda hangi ayet varmış bu konuyla ilgili? Ne tarafa doğru göstereyim ben ayetimi acaba? Böyle tutuyorum. Buraya doğru böyle koyuyorum. İçinden bir ayet çıkacak şimdi. Ve şöyle açıyorum yavaş yavaş. Haydi bakalım, açtım. Ve içinden bir böyle bir kağıt var. İçinde de ayet var. Şöyle çıkardım. Şimdi sizlere bu ayeti okuyacağım. Arkadaşlar, umarım bu ayet bugün sizin yüreğinize dokunur. Çünkü bence kesinlikle konuyla ilgili. Evet, ayetimi buldum. Şöyle yazıyor. Matta 18:21. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip "Ya Rab," dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım?" 7 kez mi? Aslında burada Petrus İsa'ya soruyor. Yani biri bana karşı günah derken, yani kötü bir şey yaparsa, yanlış bir şey yaparsa onu acaba kaç kere bağışlamalıyım? Herhalde 7 kez. Çünkü 7 kez zaten gerçekten çok fazla bağışlamak anlamına geliyor. İsa ne cevap verdi biliyor musunuz? 7 kez değil dedi. 3 kez demedi. 2 kez demedi. Bir kez demedi. Ne dedi biliyor musunuz? 70 kere 7 kez derim sana. Yani 70 kere 7, bunu arkadaşlar hesaplayıp bize gönderin. Bakalım acaba Tanrı bizden kaç kere bağışlamamızı istiyormuş? 7 kere, 70 kere 7 kez arkadaşlar. Yani çok ama çok ama çok fazla. Belki de sonsuza dek. Zaten bir kişi size o kadar kez yanlış yapar mı bilmiyorum ama yapsa bile onu bağışlamamız gerekiyormuş. Şimdi artık size son bir ayet okuyarak bu kısmı bitiriyorum ve sizi görevinize gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi okuyacağım ayet ise Luka 11. bölümden. İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, "Ya Rab," dedi, "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." Yani İsa'ya bize dua etmeyi öğret dediler. O zaman dua etmeyi bile bilmiyorlardı çünkü. İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın." Yani Tanrımızın adı. "Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver." Evet, buraya kadar çok güzel. "Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz." Gerçekten bağışlıyor muyuz? Şu ana kadar yapıyor muyduk bilmiyorum ama biliyorum ki sizler bugünden itibaren bu görevden sonra bunu yapacaksınız. Çünkü Tanrı'nın bizden bizi bağışlamasını istemeden önce bizim de diğer insanları bağışlamamız gerekiyor. Haydi bakalım şimdi birazcık bu ciddi konulara ara verelim. Ege gelsin. Hmm.
köpekler ortalama 6 aylık bir çocuğun zekasına sahip fakat İskoç çoban köpeği 3 yaşındaki bir çocuk kadar zeki olabilir. Köpeğin kuyruğunu sana doğru sallaması korktuğu anlamına gelir. Bir nevi korumak istediği. Yetişkin bir köpeğin 42 tane dişi vardır. Köpeklerden korkmamız boşuna değil yani. Köpek yavruları doğduğunda kör, sağır ve dişsizdir. Benim dedem de gözlük takıyor, sağır ve dişsiz. Yeni tezim, insanlar köpeklere evrilir. Köpeklerde utanma duygusu yoktur. Onun için ayıp davranışlarını hoş görmek gerekir. Çok üstüne gitmeyin. Dalmaçyalılar beyaz doğar. Daha sonra lekelenirler. Hayat işte. Elmalar köpekler için ölümcüldür. Köpekler ona sarılınmasından hoşlanmazlar. Bunu bir güç gösterisi olarak anlayıp saldırabilirler. Basenji cinsi köpekler tek havlamayan köpeklerdir. Köpekler insanlardan 100.000 kez daha iyi ses duyarlar. Köpeğiniz uykudayken aman sessiz olun. Köpekler kanseri koklayarak anlayabilir. Yakında doktorlar da polisler gibi köpek kullanabilir. Parfüm başka tabii. Köpeklerin ortalama vücut sıcaklığı 38 derecedir. Köpekler gelecek bir depremi hissedebilir. Köpekler de rüya görür. Hatta rüyalarında sayıklayabilirler. Bölümündeyiz bugün. Yine acaba hangi konu hakkında bilgi sahibi olacağız? Haydi bakalım o zaman sorumuz gelsin. Dilimiz yiyeceklerin tadını nasıl alır? Mesela dondurma yediğimiz zaman, çikolata yediğimiz zaman ya da sebze yediğimiz zaman, domates, salatalık, peynir, yumurta yediğimiz zaman acaba dilimiz bunların hepsinin aynı şey olmadığını nasıl ayırt ediyor da biz mesela dondurmayı çok seviyoruz ya da bir başka şeyi o kadar da sevmeyebiliyoruz. Şimdi size bunlarla ilgili bilgi vermeye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sizden öncelikle bir ricam var. Aynaya geçip dilinizi incelemenizi istiyorum. Şöyle kocaman dilinizi çıkartın ve oradan dilinizin nasıl göründüğüne bir bakın. O küçük çıkıntıları gördünüz mü? Onlara papilla denir ve çoğunlukla ufacık, incecik tüylü tat alma çıkıntıları bulunur. Yediğiniz bir şey bunlara dokunduğunda beyninize mesaj göndererek yediğiniz şeyin tatlı mı, tuzlu mu, acı mı, ekşi mi yoksa kötü mü olduğunu söyler. İşte bu çok enteresan geldi bana. Bu arada biliyor musunuz dilinizde yaklaşık 10.000 tane tat alma çıkıntısı bulunur. Öyleyse tabii ki de her birinin tadını farklı farklı ayırt edebiliriz. Çünkü bu kadar çok tat alma çıkıntısı varsa haliyle dondurmayla pırasanın aynı şey olmadığını ayırt edebilecek bir dilimizde olmasına şaşırmamalı. Tahmin edin bu çıkıntılara ne olur? Biliyor musunuz onlar eskirler arkadaşlar. Fakat hiç merak etmeyin çünkü her 10 günde bir onların yerine yenileri gelir. Tanrımız ne kadar harika. Peki haydi bakalım biraz daha şaşırmaya devam edelim. Dilinizde tam olarak 8 adet kas bulunduğunu biliyor muydunuz? Bu arada insan dili yaklaşık 10 santim uzunluğundadır. Ben dilimin 10 santim olduğunu zannetmiyorum ama bu bilgilere de tabii ki çok güveniyorum. Mavi balinanın dili bir fil ağırlığındaymış. Bu nasıl olabilir böyle? Bu arada diliniz ve boğazınızda tat alma çıkıntıları bulunuyormuş ve yiyecek ve içecek şirketleri sırf yeni ürünlerini test edip değerlendirsinler diye insanlara para ödüyorlarmış. Evet arkadaşlar, bugün de bu bilgilerle şaşırdık. Şimdi haydi bakalım benim en sevdiğim bölüme gidelim.
Haydi bakalım arkadaşlar, benim en sevdiğim bölümdeyiz. Dolayısıyla beni bu bölümde çok mutlu göreceksiniz. Çünkü neden? Biz yavaş yavaş Diriliş Bayramı'na hazırlanıyoruz. Ve yüreğimizi Diriliş Bayramı'na, Tanrı'nın bizim için hazırladığı kurtuluş planına, bizim için, sadece bizim için ölüp tekrar dirilişine hazırlıyoruz kendimizi. Ve tabii ki bu konuyu çok daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hazırsanız yine kendinizi böyle gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Ve benim anlattığım hikayeyi sakince dinlemenizi istiyorum. Evet, bildiğimiz gibi Tanrı, hani konuşmuştuk ya dün, ondan önceki gün, Tanrı dünyayı yarattı ve çok güzel bir şekilde yaratmıştı diye. Tanrı çok güzel bir yer yaratmıştı. Güzel dünyayı, o temiz dünyayı maalesef çöplerle doldurduk. Her şey öyle güzel, öyle kusursuzdu ki, ama sonra biz, yani Tanrı'nın en sevdikleri bizler, öz çocukları, bizler günah işledik. Bile bile onu üzdük. Çocuklar, günah nedir diye eğer sorarsanız, günah Tanrı'nın sevmediği ve istemediği her şey diyebiliriz buna. Aslında bizim o şeyleri yapmamız. Peki Tanrı sadece daha fazla eğlenmek için ya da bizi daha fazla sıkmak için mi bazı şeyleri yapmamamızı istedi? Tabii ki hayır çocuklar. Çünkü Tanrı sadece bizim iyiliğimizi ister. Çünkü günahın kendisi zaten zararlı bir şey ve Tanrı günahın bize zarar vereceğini biliyordu. İşte bu yüzden bazı şeyler için bize yapmayın, bunu yaparsanız çok kötü olur dedi. Mesela şöyle düşünün. Caddede karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarını kontrol ediyoruz değil mi? Bakıyoruz onlara hangi ışık yanıyor diye. Ve bize yeşil ışık yanmasını bekliyoruz karşıya geçmek için. Eğer kırmızı ışıkta geçmeye çalışırsak arabalar bize zarar verebilir ve başımıza kötü bir şey gelmiş olur değil mi? İşte aynı bunun gibi. Hiç düşünüyor musun bazen? Neden dünyada bu kadar hastalık, savaş ve acı var? Ve hatta bazı hayvanların bile soyu tükenmek üzere. Hatta bazıları tükendi bile. İşte sebebi çok basit. Günah. Çünkü günah iyi olan her şeyi yıkıp onun yerine kötü bir şey bırakmak istiyor. Günahın doğası ve tabiatı bu arkadaşlar. Günah böyle yapmayı çok seviyor. Günah iyi olan her şeyi almak, çalmak ve onun yerine daha kötü, Tanrı'nın yarattığı şeyden daha kötü bir şey bırakmak istiyor oraya. Mesela şöyle düşünün. Çok güzel bir oyun parkı olduğunu düşünün. Mahallenizde, böyle sokağınızda yeni yapıldığı çok güzel bir oyun parkı. Ve siz gidiyorsunuz, orada çok eğleniyorsunuz. Ama ertesi günü bir bakıyorsunuz, onun yerinde çamurlu bir su birikintisi var sadece. İşte günah bunu yapmayı çok sever. Günah iyi olan her şeyin yerine çok daha kötü bir şey koyar. Ya da orayı bomboş bırakır. Ve Tanrı maalesef pis ve kirli şeyleri görmeye hiç ama hiç dayanamıyor. Yani şöyle düşünün, mesela bazı şeyler var ki biz onlardan iğreniyoruz, tiksiniyoruz ve onlara bakmak bile istemiyoruz. İşte öyle düşünün. Tanrı da o pis şeylere bakamıyor. Size üzücü bir haberim var. Maalesef herkes Tanrı'yı üzecek bir şeyler yaptı. Ve herkes ama herkes günah işledi. Romalılar 3. bölümde şöyle der. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yani yoksun kaldı demek Tanrı'nın iyiliğinden, Tanrı'nın görkeminden, Tanrı'nın mükemmelliğinden ve onun yarattığı her şeyden uzak kaldık. İşte bu yüzden dünyada Tanrı'nın yarattığı çoğu güzel şeyin yerine kötü şeyler bırakmış olduk. Günah nasıl işleriz diye sorarsanız çocuklar, aslında insanlarla ilgili kötü şeyler söylemek ya da düşünmek, ki düşünmek de günah. Çünkü Tanrı bizim zaten ne düşündüğümüzü her zaman biliyor. İnsanları sevmemek, dedikodu yapmak, kıskanmak ya da yalan söylemek gibi şeyler günahtır. Ayrıca biliyor musunuz? Yine Romalıları 6. bölümde şöyle söylüyor. Günahın ücreti ölümdür. Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Şöyle düşünün, normalde biz dışarıdan bir şey aldığımız zaman, bir yiyecek, içecek, boya, kalem,
bunun ücreti paradır. Para veririz ve onun karşılığında bir şey alırız. Ama eğer biz günah işlersek günahın ücreti ölümdür. Yani ancak bir ölüm olduğunda karşılığını, yani günah işlenirse mutlaka sonunda bir ölüm olur ve ölüm çok üzücü ve çok korkunç bir şey. Ama Tanrı'nın armağanı ise eğer o armağanı ondan almayı kabul edersek Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Yani sonsuza dek Tanrı ile ve onun yarattığı harika şeylerle birlikte olmak demektir. Yani ölüm derken bedenlerimizin ölmesinden mi bahsediyoruz? Bizim bildiğimiz gerçek ölümden mi bahsediyoruz? Fiziksel ölümden yani. Hayır arkadaşlar. Sadece o değil, hatta bence o değil. Ölüm demek yaşamın olmadığı şey demek. Ve yaşam sizce kimde var? Bize yaşamı veren kim? Bizim doğmamızı sağlayan kim sizce? Tabii ki de Tanrımız. Ve eğer bizler günah işlersek ister istemez Tanrı'dan uzak kalıyoruz. Çünkü Tanrı'nın günahı görünce bence midesi bulanıyor, çok tiksiniyor. İşte bu yüzden de arkadaşlar günahın bedeli ölüm derken aslında bizim bahsettiğimiz bize yaşam veren Tanrı'dan ayrı kalmak demek. Ve eğer yaşam yoksa o zaman ölüm var, değil mi? Yani bunu böyle fiziksel ölüm gibi düşünmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda ruhsal ölüm, yani ruhumuzun ölmesi, Tanrı'dan ayrı kaldığımız için ruhumuzun hep üzgün olması, bizim hep üzgün, mutsuz olmamız ve sonsuza dek Tanrı'dan ayrılmamız. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Biz günah işlediğimizde Tanrı günahı hiç sevmediği için bizim aramızda kocaman bir duvar oluşmuş oluyor. Yani aslında bizi Tanrı'dan ayıran o günah duvarı. Tanrı tüm dünyayı ve yaşamı yaratan olduğuna göre ondan uzak ve ayrı kalmak, yaşamdan ayrı kalmak. Yani ölmek gibi, işte az önce söylediğim gibi. İşte bu yüzden bir kahraman gerekiyordu. Bize bir kahramanın gelmesi gerekiyordu. Bizden çok daha güçlü bir süper kahraman. Ve bu süper kahraman bizim yerimize bir bedel ödemeliydi. Yani biz ölmeyelim diye onun ölmesi gerekiyordu. İşte bu süper kahraman sizce kimdi arkadaşlar? Tabii ki de bize yaklaşan Tanrımızın kendisiydi. Bizi çok seven Tanrımızın kendisiydi. Ve işte bizim için dünyaya gelen o süper kahraman Mesih'in dünyaya gelişi ve ondan sonra onun ölüşü ve sonra tekrar dirilmesi, yani ölümü yenmesi bizlere diriliş bayramını, sevincini veren olayın kendisidir. Şimdi arkadaşlar sizleri bu düşünceyle bugün baş başa bırakmak istiyorum. Mesih'in gelişine yüreklerimizi hazırlarken onun aslında ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını düşünün. Çünkü bizim yerimize ölmeyi göze alan bir sevgiden bahsediyoruz. İşte bugün bol bol bu sevgi üzerine düşünün ve yarın yine Nora abanız burada sizi bekliyor olacak. Yarın yine saat tam 4'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.